ben bir sosyalist olarak yetişmiş bir insanım. Bu kadar ağır bir kapitalist üretimin içinde olmayayım dedim. Yalan tabii. Bütün dünyada muazzam bu kadar çok içerik olmasına rağmen hala çok muazzam bir içerik açlığı var. O zaman oyuncuların fitilini yakmak lazım. Ve onlar kendileri yeniden bir oyun kurmayı başarıyorlar yetenekli oyuncular. Maalesef hani ilk filminizde ne oldu lafına klasik cevapları veremiyorum. Çünkü ilk filmimi çektiğinde ben yaklaşık 700-800 tane film çekmiştim. Hatta bir tür ikrazatçıdan borç almıştık onu yapmak için. Yani bir tür modern, legal tefeci diyelim. Onun parasını geri ödedik. Onun için adam biz sizinle devamlı çalışmak isteriz sinemacılarla. <laughs> dedi. Ama her şeyin sonu oldu ikinci filmim. Tefeciden borç alır mısın? Ben e, mühendislik makine mühendisinden mezun oldum ve makine mühendisliği yapmayacağımdan kesin emin olarak mezun oldum. İlk girdiğimde 3.71'di not ortalama mezun olurken 2.01'di. Yani hani biraz daha aşağı düşsem mezun da olamıyordum. Esas olarak ben Boğaziçi Üniversitesi oyuncularından yani bir tiyatro kulübünden mezun olmuş sayıyorum kendimi. Yurtdışında e, yurt dışında Amerika'da da tiyatro master yaptım. Yani benim niyetim tiyatro yapmaktı bir oyuncu olarak, bir tiyatro yönetmeni olarak. Ama Amerika'da nedense çok iyi bir film seyircisi oldum, çok film seyrettim ve bu işi sinemaya çevirmeye karar verdim. Eğer yapamasaydım büyük ihtimalle zaten Türkiye'de e, Dostlar tiyatrosunda oyunculuk yapmaya başlamıştım. Döndüğümde de büyük ihtimalle oyunculuk yapacaktım. Bir başka ihtimal çıktı karşıma reklam yazarlığı aslında para kazanmak için döndüğümde reklam yazarlığı yapmaya başladım. Hani film yapamayacak olsam büyük ihtimal ben bir reklam yazarı olarak, metin yazarı olarak o cehenneme dalacaktım. O cehennemin başka yerine daldım. Yani sinema filmi yönetmenliğinden önce ben reklam filmi yönetmenliği yapmaya başladım zaten. Fakat ben büyük ihtimalle herhangi bir dramatik sanat alanında çalışırdım eğer sinemaya bulaşmasaydım. Ben e, Türkiye'ye döndüğümde sinema yapılabilen bir şey değildi. Yani Yeşilçam'dan geri kalan görece genç yönetmenler tek tük film çekiyorlardı. Yani yılda beş tane, dört tane falan Türk filmi çekiliyordu. Ve benim gözümde hani sinema böyle yapılabilecek bir şey değildi. Türk seyircisi yoktu. Yani Türk filmlerinin seyircisi çok çok azdı. E, o yüzden e, hani iş aradım aslında kendime gene mühendislikten başlayıp sokak sokak gezerek hatta çok iyi hatırlıyorum bir gün 4-5 tane iş yerine ve Taksim'den başlayıp zincirli kadar yürüyerek iş aradım. Bunlardan bir tane yolculuğum sırasında yani bankanın ve sınavına bile girdim. Bu yol sırasında hakikaten de bir yoldur. Yani yaklaşık 10 saat sürmüş bir yol e, e, maceram var benim. Onun sonuna doğru bir arkadaşım arada özel bir reklam ajansı metin yazarı arıyormuş dedi. Ben de yolun tam da sonunda Levent'e o görüşmeye gittim. Benim Boğaziçi'li falan olduğumu öğrenince, o zamanlar havalı bir şeydi Boğaziçi'li olmak. Hemen o gün işe aldı beni. Ve ben metin yazarı olarak, aslında bir senaristlik tabii ki bu bir yandan, işe başladım orada. Aslında sinemayla ilgili ilk deneyimimi ben orada yaşadım. Çünkü ajansın sahibi aynı zamanda ajansın yarattığı reklam filmi projelerinde yönetmenliğini yapıyordu. Ben hem o e, reklam filmlerinin metinlerini yazıyordum hem de ona asistanlık yapıyordum. Benim yani kamerayla vesaireyle ilk karşılaşmam reklam ajansında oldu. Böyle gayet e, gıllı kışlı, enteresan, garip metinler yazıyordum. Yani sapık sapık metinlerdi ve çok beğeniliyordu nedense... <laughs> onlar. Ve işte onların birkaç tanesini çektik. Hayatımda ilk defa bir kameramanla karşılaştım. Ümit Gülsoy. Film sokağını daha kurmamıştı o zaman. Ve birkaç tane film piyasaya çıktı. Yazdığım film yaklaşık bir buçuk iki sene orada devam ettim. E ondan sonra da ayrıldım. Ajanstan sıkıldım. Yani ben bir sosyalist olarak yetişmiş bir insanım bu kadar ağır bir kapitalist üretimin içinde olmayayım dedim. Yalan tabii çünkü yaklaşık bir sene sonra bu sefer reklam filmi yönetmen başlayarak ömrümün büyük bir kısmını reklam filmi yönetmenliği ve işte reklam filmi yapımcılığı yaparak geçirdim. Şimdi bir kere şöyle düşünmek lazım. Reklam filmi yapımcılığının, yönetmenliğinin ilginç bir özelliği var eğer niyetiniz varsa tabii ki size para veriyorlar oyuncaklarla oynayın diye. Dolayısıyla yeryüzünde var olan bütün sinematografik tekniklerin içinden geçiyorsunuz. Hele böyle 300-500 bin tane reklam filmi çekince bir sinematografi tekniğini, kurgu tekniklerini, hikaye anlatma tekniklerinin hepsinin içinden geçiyoruz. Teknolojisini kastediyorum daha çok. Ve bütün artistik tarzları da reklam filmi yönetmenliği öyle bir şey. Bütün artistik tarzları kopyalıyorsunuz. Kopya çekmek reklam filmi yönetmenliğinin en önemli özelliği ve ahlaka aykırı değil. Çünkü eğer reklam filmi seyircinin daha önce gördüğü bir görsele benzemiyorsa algılanması çok zor oluyor. Çok kısa bir süresi var çünkü. Onun için mafya filmlerinin atmosferini yaratıyorsunuz. Aşk filmlerinin atmosferini yaratıyorsunuz, e, domestik evde geçen hikayelerin atmosferini yaratıyorsunuz gibi böyle birçok tarzı bir arada benimsemeniz lazım. Onların içinden de projeye göre seçim yapmanız lazım. Dolayısıyla aynı zamanda yüzeysel olarak sinematografik dünyanın da tamamını şöyle bir içinden geçmiş olmanız gerekiyor. Bu tabii işte anlattığımdan anlaşıldığını umduğum kadarıyla. Bu çok faydalı bir beslenme yöntemi. Ama tabii bir ciddi sakıncası var. Sürekli olarak ısmarlama işi yapıyorsun ve bu bir alışkanlık yaratıyor. Yani kendiniz sıfırdan bir hikaye yaratma kaslarınızı kaybediyorsunuz. Bunun için dünyada çok reklam filmi yönetmeni var ama bunların hepsi sinema filmi çekmiyor. Çok yaşlanıp sadece reklam filmi çekerek kariyerini tamamlamış çok insan var. Çok zorlanıyor. ...reklam yönetmenleri sinema filmlerinde... ...genellikle estetiğe... ...içerikten yani dramatik içerikten daha fazla önem veriyorlar. Ve içi boş ama çok güzel çekilmiş... ...filmler çıkıyor bunun sonunda. Bunun birçok örneği var dünyada. Ben ama daha sağ olsun... ...birlikte çalışmaya başladığım ortaklarımla... ...daha ilk günden bizim fikrimiz... ...sinema filmi yapmak. Yapılabilir hale gelene kadar da sabrettik. Aslında yaklaşık 4-5 sene sonra işe başladığımızdan ilk ilk reklam filmi 1990 yılında çektim. 100 milyon baloncuk yuttum Çok adlı. Nedense herkesin hatırladığı. Şimdi yani o sırada ben doğmamış ben olanların da hatırladığı. Çok garip bir şey vaka benim için. Ondan sonra yaklaşık 5-6 yıl sonra bir sürü film projesi tabii o sırada bize gel yani yavaş yavaş böyle bir e, iyi örgütlenmiş bir yapım ekibi olduk ve maddi kaynaklarımız da yani büyük film yatırımları yapacak kaynaklar değil ama ona pit ayırab sinemaya ayırabilecek kaynaklarımız da oluştu. Kurgu setimiz şu bu gibi alet edevatımız da genişledi. Birçok proje gelmeye başladı. Kısa filmler, uzun filmler, klip projeleri gelmeye başladı. Ben klipte, yılda bir kere falan klipte e, çekiyordum yönetmen olarak. Ahmet Uluçay mesela e, o dönemde daha ikinci üçüncü senemizden itibaren kısa filmlerini kurgulamak ve göstermek için bizi ziyaret etti Ona kurgu masasını açtık orada bir takım e, çok ilginç çok tatlı kısa filmleri vardı Çok şaşırtıcı içerikleri olan tekniği olan kısa filmleri vardı e, Derviş e, bir senaryo getirdi aşağı yukarı üçüncü senemizdi sanıyorum 93-94 gibi e, çok güzel bir senaryoydu Tabukları ve şatanın senaryosu. Biz ha yapalım, ha edelim, tamamdır bilmem ne derken... ...derviş dayanamayıp kendisi kaynaklarıyla filmler bu toplayıp... ...filmin yüzde seksenine yakınını çekti. Bu sefer bize çekilmiş filmlerini... ...daha bayraya girmemiş, laboratuvara girmemiş filmlerini getirdi. Ben biraz heyecanlandım yani elimde sonuçta çekilmiş bir şey olduğu için... Onların laboratuvar işlemlerini tamamladık, seyrettik. Ben çok beğendim gördüğüm şeyi, e, karakteri, atmosferi. E, o sırada bizimle birlikte reklam filmi kurgulamaya başlamış olan, Türkiye'ye de geleli aşağı yukarı iki sene o, olmuş olan Mustafa Preşova ile tanıştık. Yani bir senedir birlikte çalışıyorduk. Mustafa bir sinema kurgucusuydu aslında. Hani reklama hep birlikte rıza göstermiştik ve ona teslim ettik bir de avit kurgu setimiz vardı o zaman ilk kurgu setleri etrafta dolaşıyordu dijital kurgu setleri. Orada kurgusunu yaptık ve eksik sahneler vardı. Onların tekrar çekimini için bir kaynak yarattık dervişe ve film ortaya çıktı. Böylece sözümüzü tutmuş 4 sene sonra film yapımına başlamış olduk. Zaten çok az Türk filmi çıkıyordu, çok az yer bulabiliyorduk. Ondan sonra tabii çeşitli festivallerde vesairelerde ödüller kazandı, televizyon satışı oldu falan. Kendi bütçesini karşıladı yani hiçbir zarar falan edilmedi. Derviş'e de ya, ya ev aldırdı ya öyle bir şey yani bir para kazandırdı o dönemde de küçük de olsa. Derviş de kariyerine bu sayede devam edebildi aslında. Sonra Şelale, Semir Aslan Yürek'in Antakya hikayesi olan Şelale'nin yapımcılığına girdik. Onda da Anthony Quinn'i oynatacaktık. Yaklaşık bir sene peşinden koştum. Konuştuk, ettik Anthony Quinn'le. Tam bütçesini ayarladık, vefat etti. Ee, filmde e, çekimlere başladık ve kaynağımız tükendi o dönemde. Bir de bir sponsor sözü vardı, o olmadı. Durdu yaklaşık bir bir haftalık çekimi kaldığı halde durmak zorunda kaldı. Böyle bir takım felaketlerinde içinden geçtik. Yani neredeyse ağlayacak hale geldi semirciim. Ee, neyse, ertesi sene bir şekilde toparlayıp eksik sahneleri tekrar çektik ve o filmi de tamamladık. O da çok tatlı bir film oldu. Benim çok sevdiğim bir film. O arada da yine Yaşım Ustaoğlu ikinci filmini çekecekti. Ee, ona bizim bizimle birlikte çalışan Amerikalı İranlı bir yapımcı dostumuz fon buldu, örimaj fonu buldu ve bizim şirketimize getirdi kaynakları ve o Yeşim'in ikinci filmini, Güneş Yolcuk filmini çektik. O da bayağı uzun sürdü aslında çekimleri falan. Ve film Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı ödülü kazandı. O da herhangi bir zarar etmedi. Zaten fonlanmış bir filmdi. Ama sinemadaki getirisi onun böyle 80 bin kişi falan seyretti dediğim gibi o dönemde böyle gişe rakamları çok küçüktü. Türk filmleri için özellikle. Şelale 200 bin civarında seyirci aldı. O da televizyona satıldı vesaire. O da yani gayet bizim ölçülerimize öyle karlı bir projeydi. Yani büyük bir ticari başarı değil ama asla zarar etmeden para da kazandırarak e, yapılmış bir işti. Ahmet Uluçay'ın Ahmet'le konuştuk yani bir uzun metraj film çekmek istiyorum çekmelisin yap et falan derken Ahmet'e e, bir kısa filminin e, uzun versiyonunu e, karpuz kabından gemiler yapan kısa versiyonu vardı çekmişti. Onun uzun versiyonunun çok böyle popüler olabilecek bir içerik ol çok romantik bir film çıkacağını ikna ettim aslında konuştuk ve ona çalıştı o bir yandan çalıştı bir yıl falan sürdü onun çalışması. Ben de o sırada 1-2 yıl önceden itibaren Levent Kazakla özellikle bir takım projeler çalışıyorduk ve o sırada bir yakın dostumuz Özcan'ın menajerliğini yapıyordu İpek. O Özcan'la bizimle buluşmaya getirdi. Ben o sırada ama birçok ünlü artık hani belli bir reklam yönetmeni kariyerine ulaştıktan sonra birçok celebrity içeren reklam filminin yönetmenliğini yap. Yani o sırada mesela Haluk Bilgiler'le Uğur Yücel'in oynadığı, Arzu Manan'ın oynadığı İş Bankası filmlerini, onlar böyle destan gibi filmlerdi. Yani toplamı yaklaşık 30 dakika süren 6-7 tane film yaptık onlarla. O Bunun gibi Yılmaz Erdoğan'la işte böyle birçok selebritiyle filmler çektik. Özcan'la da galiba bir şeyde çalıştık da oradan denk geldi. Hatırlayamıyorum şimdi onu. O bir hikaye getirdi bize. Yani ya benim başımdan geçen bir olay var. Ben bunu filminin yapılmasını istiyorum. Çok dedi. E, oynar mısın dedim. Aa, o sırada galiba şey evet e, Asmalı Konak'ta oynuyordu. O, sen peki oynayacak mısın dedim. Evet ben de oynamak isterim. Kendimi oynayayım falan dedi ve bize Firuze'nin hikayesini anlattı. Yani gerçek hikayeyi anlattı. Tabii o da biraz sinemaya yatkın olduğu için sonradan öğrendi ki hafif süsleyerek anlatmış. Biz e, Levent'le birlikte katıldık e, o görüşmeye ve çok hoşumuza gitti aslında. E, ve hakikaten müzik dünyasının da ilginç bir dönemiydi. 2000'lerin başı 2001-2002 gibiydi bu fik hikayeyi dinlediğimizde. Oradan Levent'le başladı Levent şeyler karalamaya. Yaklaşık bir 4-5 ay sonra da bir senaryo çıkardı. E, ben kendime benzetmeden senaryoyu şey, e, böyle hemen devreye sokamıyorum. Şimdi ben de bir takım ekler yaptım. Ekler yaptım dedim yazı değil de bir tarz da o dokuz gün ne bölme hikayesi falan yaptım ve aslında neredeyse bütün artistik tasarımını şimdi reklamcılar mood board dediğimiz şeylerle çalışıyorlar. Aslında bütün dünyada özellikle Amerikan sinemasında da çok geçerli bir şey bu. Yani yönetmen kendini ekibe birlikte çalışacağı sanatçılara ve teknik adamlara, insanlara anlatabilmek için nasıl bir atmosfer beklediğine dair görsel malzemeler topluyor veya müzik için bir takım müzikler topluyor ve bunlar aslında iletişimi kolaylaştırıyor. Reklamcılıkta bu çok yapılan bir şeydi. Yani nasıl bir atmosferi olsun diye. Ben de çok çeşitli resimler, tablolar, şunlar bunlar anlatıyordum zaten ekiplere. İlk tasarımlar öyle başladı. Ben sonuçta biraz da tiyatro geçmişi yüzünden böyle brehtiyen bir anlatı dediğimiz şeyle acaba bu sinemada nasıl olur diye düşünmeye başladığım bir dönemde. Yani biz zihnen aslında reklamcılıkların ipleri koparmıştık. Şirket çok büyümüştü. 6-7 tane yapımcı var çalışıyordu. 5-6 tane yönetmen çalışıyordu. Türkiye'nin en büyük bir iki yapım şirketinden biriydi ifeere sinayi filmler ve reklamlar ee, zaten o sonunda kazan doğurdu gibi bir sürü yapım şirketi doğdu oradan hepimiz için de bir okul oldu gerçekten ee, dediğim gibi hani reklamcılık e, oyuncaklar için size para veriyorlar e, alanı ama yavaş yavaş en azından ben reklamcılıktan biraz daha uzaklık daha az reklam filmi çekmeye başladım zaten ve sinema yapımcılığıyla ondan sonra da işte şey, İlk filmimi çekme macerasıyla yeni bir kapı açtım. Aslında hem şirkete hem kendime. Maalesef hani ilk filminizde ne oldu lafına klasik cevapları veremiyorum. Çünkü ilk filmimi çektiğimde ben yaklaşık 700-800 tane film çekmiştim. Yani benim için set çok normal, akışını çok iyi bildiğim, yapılması gerekenleri önceden tahmin edebildiğim yani hiçbir acemilik yaşadığımı söyleyemem ilk sinema filminde. 3-4 ay çalıştığımızı hatırlıyorum. Firuze'nin hazırlığı için sanat yönetmenlerimiz vardı. 3 tane sanat yönetmeniyle çalıştık. Üçünün de titri sanat yönetmeni. Bir tanesi Hakan Yarkın. O dekorlardan sorumlu. Naz Eray'da kostümlerden, Eren Kazıma Kayda aksesuarlardan sorumlu. Yani O bir aksesuar filmidir bir yandan da. Yapım tasarımını da ben yapmış oldum aslında. Yapım tasarımıcılığı biraz daha yeni bir kavram bizler için, Amerika için bile son 30 yılın 40 yılın titri bu. Aslında bütün artistik kararlardan sorumlu bir üst art direktör demek. Ben de hazırlıkları yaparken aslında bir tür yapım tasarımcısı gibi çalıştım bir yandan da. Ondan sonra yani neredesin Filuze'nin bir sürü detayı yavaş yavaş kararlar verilerek ortaya çıktı. Ya dediğim gibi ben birçok ünlü oyuncuyla çalışıyordum o dönemde. Dolayısıyla onlara ulaşmam zor olmadı. Ee, Haluk'la zaten neredeyse ben kariyerimin ilk filmlerini reklam filmlerini çekerken Haluk Bilginer'le çalıştım vefalarca. Demet'le tanışmıyorduk, Demet Akbağla. E, ama onu da evinde ziyaret edip projeyi anlattım ve hemen içine düştü o da. Allah şükür. Ata Demirer'le galiba tanışıyordun. E, birçok oyuncuyla zaten tanışıyordum sette yani filmde gördüğünüz birçok oyuncuyla tanışıyordum. Müzikler için çok özel bir stratejisi var oradaki müziklerin. Hep böyle bir ya beklenmedik bir e, estetik peşindeydim. Yani yabancılaştırma efekti diyebileceğimiz şey. İşte onun en basit örneği işte dördüncü gün diyoruz. Taksinin üzerinde dördüncü gün yazıyor. İşte ikinci gün yazıyoruz. Bir bankın üzerinde ikinci gün yazıyor gibi. Aslında doğal hayatta olmayan belli ki anlatıcı tarafından sokuşturulmuş yabancılaştırma efekti yaratan. Yani birden bunun bir anlatı olduğunu, gerçek olmadığını fark ediyorsun. Bu da seyircinin duygularına kapılması kadar zihninin de çalışmasına neden oluyor. Bütün bunlar bana bir şey anlatmak için yapıldı. Kısaca kızım sana söylüyorum gelinim sen alla. Tek taktiği bu. Bunun gibi müziklerde de böyle bir seçim yaptık. Yani sahneye uygun, sahnenin manasına eklenecek parçalar seçtik sözleriyle. O parçaları da kim söylüyorsa ona değil, beklenmedik bir başkasına söyledik. Yani Bülent Ortaçgil'in şarkısını Müslüm Gürses söyledi. Bunun gibi kendi tarzlarından farklı şarkılar söyleyen e, sanatçılar e, oldu filmde. Bu da bir yabancılaşma Allah Allah dedirtecek bir efekti. Bunlar da güya bunları da bir kılıfa soktuk. Bizim İMÇ ziyaretlerimizde bize anlatılan anekdotlardan bir tanesi de e, bitmek tükenmek bilmeyen müzik yarışmaları, şarkıcı yarışmaları yapılması. Oradan da yapımcılar kendilerine yeni yetenek avlıyorlar aslında. Şimdiki bu yeteneksiz sizin ilkel bir versiyonu aslında bu. Biz de bu şarkı yarışmasını sanki başlamış da sonsuza kadar devam ediyormuş gibi yapıp bütün bu müzisyenleri o şarkı yarışmasına katılan yarışmacılar gibi konumlandırdık. Böylece organik bir ilişkisi oldu müziğin aslında. Yani durup dururken şarkı söylenmiyor. Belli ki orada devam eden bir yarışma var. Ara ara onlar e, bizim filmimiz için şarkı söyler hale geliyorlar. Böyle bir parça sofistike ama başka öğelerle birlikte filmin organik yapısına gayet güzel oturan, çünkü zaten bir müzik dünyası anlatıyoruz, bir yapı kurduk. Şarkıların hepsini Ender Akay ve Sulay Özgür, kedi Müzik'te o zaman, e, yeniden düzenlediler. Hem şarkıcıların tonlarına göre hem de e, başka türlü bir düzenlemeyle e, neredeyse yeniden besteleyerek ortaya çıkardılar tabii bu muazzam sayıda telif edemesi yarattı yani şarkıcıya ayrı onun bestecisine ayrı söz yazarına ayrı müziğine bu kadar çok para harcamış bir film yoktur ama bir yandan da herkes bu müzik dünyasının insanları bu projeden hoşlandıkları için bu proje onların kariyerleri içinde bir katkıda bulunacağı için yani çok düşük ücretler aldılar diyebilirim. Gene de çok büyük bir parayı, bütçenin büyük bir kısmını oraya harcadım. Benim bütün setlerim, yani reklamda da öyle, benim bütün setlerim eğlenceli ve barışçıl bir şekilde geçer. Yani ben hani böyle bağıran, çağıran, tanrı yönetmenim ben diyenlerden değilim. Orada da hiçbir sıkıntı bu anlamda çekmedim. Hani ben arada strese giriyordum, lan nasıl çekeceğim bunu falan şüphesiz diyordum. Ee, ama yarı storyboardla çalıştım. Yarı diyorum yani bütün setler için geçerli değildi bu. Ben sete girdiğimde aşağı yukarı ne çekeceğimi çok iyi biliyordum. Bir de ben şundan hoşlanıyorum yani bir plan yapıyoruz sette ne çekeceğiz, nasıl çekeceğiz, hangi açılardan kamera nerede duracak falan ama bir noktadan sonra e, mekanın görüntü yönetmeni yaptığı ışığın, kostüm aksesuarların ve seçilmiş olan oyuncuların yarattığı ...yeni bir atmosfer var. Yani karşınıza çıktığı zaman o... ...planlarınızı... ...aynen uygulamanızdan... ...daha farklı bir şey yapmanız lazım. İlham verici olduğu için... ...yanlış anlamayın yani bir engel çıktığı için değil... ...başka ilhamlar da var orada. Yani setin... ...hala yaratıcı bir şey... ...bir alan olduğunu... ...bütün yönetmenlerin farkına varması lazım. Bunun farkına varmayan yönetmenler var. Dolayısıyla ben orada doğaçlama yapmayı, oyunculara da doğaçlama yaptırmayı, eğer metni iyi benimsemiş, özümsemişlerse, yani orada ne oluyor konusunda, dramatürjisi konusunda anlaşmışsak, o zaman oyuncuların fitilini yakmak lazım. Ve onlar kendileri yeniden bir oyun kurmayı başarıyorlar, yetenekli oyuncular. Bir çok zevkli bir şey bunu izlemek. Bunu izlerken bunun kurgusunu da yenilemek çok zevkli. Yani çünkü oyuncu bir mizansen yapı veriyor kendi kendine. Hop o zaman hemen kamera açılarını değiştirip yeni bir kurgu tahayyül ediyorsunuz. Bu da böyle uyduruk bir kurgu değil yani bir kurgucu oturduğunda bunun neden nasıl bağlanacağını anlayabilecek bir kurgu. Ben bu tür konularda kurgu için gerekli malzeme üretmeyi, tüm yönetmenlerin tabii ki bunu öğrenmesi lazım, onu öğrenmiş olarak geldim size. Yani hangi açılardan çekersek Manalı, dinamik bir şekilde, ruhuna uygun bir şekilde bağlanabilir bu sahneler. Bu çok önemli bir kar şey. E, yönetmenden başkasını yapamayacağı birkaç tane işten biri o. E, sette yönetmenin hiç bilmediği şeyleri tamamlayabilecek çok fazla insan var, sanatçı var. Yani ışıkçısı, görüntü yönetmeni, e, yönetmen asistanı, mizahselleri, şunları, bunları hepsini yapabilecek insanlar var. Ama oyuncuyu yönetmek dediğimiz şey ve kurgu düşünmek dediğimiz şey başka hiç kimse tarafından yapılamaz. Açı karşı açıyı sana hatırlatır asistanlar veya görüntü yönetmenleri ama ondan ibaret değil kurgu. Dolayısıyla aslında kurgu bir yönetmenin dilini, anlatıyı yani film anlatısını belirleyen en önemli unsur çağdaş sinemada. Ben o da bir parça hazır olarak girdim sete e, ve hani sonuçta ben gerçekten ne ön hazırlığı ne post prodüksiyonu hiç sevmiyorum. Ben hani seti seven yönetmenlerdenim e, ve orada bir e, tamamen dış dünyayı unutup bir hayat kuruyorsunuz. Sizin yönetmenin böyle düşündüğünü anlayan oyuncular da buna uyum sağlıyorlar. Onlar da sürekli olarak yaratıcı davranma ihtiyacı duyuyorlar. Çünkü karşısındaki oyuncu acayip doğaçlamalar yapıyor. Onun altında kalamaz. Hani hem öyle, tabii bu bir e, kıskançlık yaratıyor demek istemiyorum. Teşvik yaratıyor böyle davrandığınızda. Oyuncuların da ben böyle setleri sevdiğini iyi oyuncuları. Kötü oyuncularla da karşılaştım. Onlar nefret ediyorlar böyle çalışmakta. Çünkü yapamıyor ve yapamadığını karşısındaki oyuncu da görüyor. Doğaçlama yeteneği eksik oyuncular biraz eski yeşil çamın oyuncularında böyle bir şey var. Arkadan birinin sufle vermesine alıştıkları için onların doğaçlama yapmalarına imkan yok. Ne zaman ki sesli çekim kendi seslerini kullanıyorlar o zaman oyunculukların gerçek değeri ortaya çıktı. Ee, ama oyuncular bu tür bir atmosferden yani onları yaratıcılığa teşvik eden bir atmosferden hoşlanıyorlar. Yönetmenin de gözünün açık olması lazım. İyi bir görüntü yönetmeni mi? E, şart burada. Çünkü o da siz de ayrı şeyleri görüyorsunuz. O doğaçlamalar sırasında insert mecburiyetleri ortaya çıkıyor. Yani açıyı değiştirip bir de onun yaptığı şeyi şurada bir daha tekrar ettirmen gerekiyor. Bütün bunlara tabii bir dikkat kesilmesi lazım yönetmenlerin. Bu anlamda böyle çok yaratıcı her sahnesinde oyuncuların ee, çok ilginç şeyler yaptı. Hiç planlamadığımız ne benim ne Element Kazan planlamadığımız metinler, küçük küçük anekdotlar ortaya çıktı. Herkes çok yaratıcı davrandı. Özellikle sanat yönetmenleri. Yani kostümlerde çok çok ilginç çözümler geldi. Oranın e, per payı biz İMÇ'ye çevirdik. Bütün duvarlarını boyadık. Pembe fuşya renkli bir dünya yarattık. Bayağı metrekarelerce e, boya harcadık aslında. Bir boya sponsorumuz vardı Allah'a şükür. Ve orada mesela hiç planlamadığımız, Levent'in ne benim hesaplamadığımız yeni tablolar çıktı. Yani adam intihar ediyor, üstünde çok ağladım, bitti. Albüm kap adı. Şimdi onu görünce, onu orada çekelim. O intihar etme sahnesini, fikri. Doğdu. Bütün mizansel kadraj değişti. Bunun gibi yanından geçiyorsun bir şeylerin işte e, dükkanların önünde çeşitli şarkıcılar, şarkıcı adayları var, müzisyen adayları var. E, normalde oradan yanlarına geçip onları göstereceksin. Öyle yazıyor senaryoda. Fakat öyle yazılar var ki orada bir tanesini cama dayayıp ona ayrı açı çekmek zorunda kalıyorsun. Yani ekibin yaratıcılığı sizin ne çekeceğinizi planladığınızın dışında da yapmanız gereken şeyler olduğunu ee, belirliyor söylüyor. Bu açıdan ben neredeyse her gün ekip sayesinde yeni bir şeyle karşılaşıp planlarımı ufak ufak değiştirdim. Fakat çok iyi bir dramaturji çalışması yaptık. Yani bu dramaturji kavramı tiyatrodan ödünç aldığımız bir kavram. Basitçe mana analizi yapmak. Yani ben bu filmi niçin çekiyorumdan başlayıp bu sahne niye var? bu oyuncu, bu karakter niye böyle davranıyor? Bu aksesuar ne anlama geliyora kadar? Bu müziğin ne manası var burada? O zaman nasıl söylemeli şarkıcıya kadar gelen sürekli olarak ne manası var sorusunu sorarak yani yaratıcı davranıp ortaya çıkardıktan sonra o an, o unsuru geliştirebilmek için dramatürji çalışması yapmak gerekiyor. Bir senaryo üzerinde oyuncularla, art direktörlerle, müzisyenlerle Defalarca bu dramaturji çalışmasını yaptık. Bunu ben tabii hem tiyatrodan gelen bir e, alışkanlık bu benim için, hem de aslında reklam filmi çekerken de reklam filmleri yedi kocalı hürümüz olduğu için yani bir sürü sahibi olduğu için her birine neyin niye olduğunu anlatmanız gerekiyor. Reklam filmi yönetmenlerin en önemli özelliği ikna kabiliyetleri. İkna kabiliyetiniz varsa reklam yönetmeni olabiliyorsunuz. Sürekli herkese ikna etmek zorundasınız e, çünkü sizden bir şey talep ediliyor ona bulduğunuz çözümleri ikna etmeniz gerekiyor. Sadece çözümün kendisini göstermek yetmiyor. Ajansı, kreatif direktörü, müşteri temsilcisini, e, büyük patronu. Dolayısıyla bu şey, zihin patlatma e, eylemi e, bende bir alışkanlık e, yaratmıştı zaten. Bütün oyunculara da, bütün sete de bunu sirayet ettirmeyi başardık. Yaklaşık 1 milyon 200 bin seyirci Avrupa ile birlikte, Almanya'yı da dahil ediyorum genelde, e, seyirci yaptı. yüzde %40'ı kadar, %30, %40'ı kadar kar etti. Hatta e, bir tür ikrazatçıdan borç almıştık onu yapmak için. Yani bir tür modern, legal tefeci diyelim. Onun parasını geri ödedik. Onun için adam biz sizinle... Devamlı çalışmak isteriz <gülüyor> sinemacılarla <gülüyor> dedi. Bu da bizim sonumuz oldu zaten. Ve hani bu başarılı bir operasyon oldu gerçekten. Albümü çok sattı falan. Ve biz zaten çalışmaya başladığımız ikinci projeyi... ...ben Can Barslan ve Atilla Atalay'la... ...Hacivat ve Karagöz üzerine bir film yapmak üzere çalışıyordum bir yandan. Oradan gelen Kemal Gökhan Gürses de bir senaryo yazdı. Onlar da yazdılar. Fakat orada ben biraz daha parodi, tarihi parodi hikayesiydi ilk tasarım. E, düşündüm ettim hani içime sinmediğine karar verdim. Yani ben bir parodi değil de çok daha e, sahinci görünüşlü e, bir iş yapmak istediğime karar verdim. Onun için onu rafa kaldırdım o projeleri. Ondan sonra Levent'le konuşurken o yeni bir fikir öne sürdü. E, ortaya attı. Onu izleyelim ve onu yapalım dedik. O arada da yani ne, neredesin Firuze ile Hacivat Karagöz arasında da Ahmet Ulçay'ın filmini bitirmeyi başardık. Ama o arada maalesef Ahmet'in e, bir e, ciddi bir hastalığı, bir tümör, beyin tümörü ile karşılaştık. E, onun için uzun bir ara verdik. Çekimlerin bitmesinden sonra kurgusunu yapamadık. Ameliyat oldu. Çok çok küçük bir bütçeyle ...yapıldı o film... ...yani bugünün parasıyla... ...50 bin dolar... ...falan bir bütçesi vardı... ...herkes işte... ...mesela şimdi Tims'in sahibi Timur Savcı... ...yürütücü yapımcısıydı... ...yapım asistanıydı orada... ...askerden yeni gelmişti... ...yani birçok insan... Gül'in aynı şekilde... ...işin içindeydi... ...birçok... ...şu anda... ...kariyerinde çok ilerlemiş birçok insan orada... ...neredeyse bila ücret destek vererek e, bitirdiler. Pro, prodüksiyonu bitirdiler. Dahya'da tavşanlı da çektik onun kendi köyünde. Ama dediğim gibi hastalık yüzünden çok uzun sürü, süren bir ara vermek zorunda kaldık. Hemen Hacıvat Karagöz çekerken de o da kurgusunu bitirdi. Filmi ortaya çıkardık. Film çok beğenildi ama hiç bir gişe falan yapmadı. Ama çok küçük bir bütçeli olduğu için AMD gene e, bir ev aldırabilecek kadar bir kaynak yarattık. Ondan sonra da maalesef vefat etti. Yani filmin daha uzun devam eden kariyerini göremedi. Ama filmin sevildiğini ve başarılı olduğunu gördü. Hatta bir arzusunu da yerine getirdik. Paris'e birlikte gittik. E, filmin bir takım sessizlenmeleri için. Louvre Müzesi'nde o Mona Lisa'yı böyle yüz yüze bir görmek istiyordu. <laughs> Onu da gerçekleştirdik <laughs> Allah'a şükür. O da ayrı başka bir sinematografik macera oldu. E, yani biz hem popüler filmler hem... Art House filmlerini böyle iç içe getirdiğimiz bir paketimiz oluştu bir yandan da Ama her şeyin sonu oldu ikinci filmim. Tefeci'den borç alır mısın? Çünkü çok, çok sağlam bir kadrosu olmasına, çok da ilginç bir kültürel konuya sahip olmasına rağmen bazen sinema böyle bir şey. Yani bir tane film yapayım zengin olayım diyorsanız şey gibi bu hani kumar oynayayım kazanırsam zengin olayım demek gibi bir şey. Aynı anda 5-6 film yaparsanız ancak riskleri bertaraf ediyorsunuz. Bizim öyle bir imkanımız yoktu. Ee, Hacıvat Karagöz filmi mi maalesef birden çok da uygun bir dönemde girmesine rağmen beklentinin çok altında bir gişe yaptı. Klasik 750 bin kişi seyretti ama onun bütçesini, onun organizasyonel ağırlığını kaldıracak bir kaynak geri gelmedi. Yani atıyorum işte 4 milyon liraya mal oldu ama 2 milyon lira para geldi. O 2 milyon lira hem piyasa borçları, piyasa borçları da var onun içinde. Ama finansörler ki e, ikrazatçılar da bunlar. Onlardan alınmış paralar var. Faizleri eklendiği anda zaten reklamdan kaçmaya çalışan bu yüzden de işleri kötü giden İFR'nin de sonu oldu. Dükkanı kapattık. Haykıcığım ben demedim ki saat 7'ye 10 kala başlayalım motor diyelim diye. Ne olacak? Güneş varken başlardı. Burası gölgedeydi. Onu da kaçırdı. Başlayamayız. Bugün başlayamayız abi. Güneş varken. Abi affedersin. 6'da saat var. 6'da set ol. 6.45'te oyuncular buraya kaç gelecek. Kaç saat? 6.50'de geldiler. Ne oldu ki yani? Niye 6 7 ile 8 mi? arası çekmeyi planladığımız tek saat kaç bir şeydi bu? Şu an bir, şey. bir saat, bunlar 1 saat sürecek şeyler mi? E, niye 1 saat sürecek? Sürmesin abi bir saat? Abicim bir saatte çek. Bir saat motor da. diyelim 7'de. 8'e kadar bunların hepsini Sekizde çekeriz. Çekmek var abi daha. Hava erken. Zaten 7'de motor. Hayır abi kabul etmiyorum. Ya. Peki 6'da. Tamam bir Başlasay... daha sıkıştırmayacağız. Sadece bundan sonra tek bir şey çekeceğiz. Allah Allah. Dünyanın <laughs> en basit işi şey bu ya. Yok bir daha sıkıştırmayacağız. Koymayacağız başka sahne zaten. Koyacaksınız. Zamanında geleceksiniz. Oyuncular zamanında gelecek. Set kol 6'daysa oyuncular da 6'da gelecek. Ezzel'cim bir gece bu sabah 6'da bitirdiğimiz için. Altında ya set kol 6'daysa, yani. evet. oyuncular da 6'da gelir. E onlar da Onlara daha haber verirsiniz. Giyinirler 6'da burada olurlar. Tamam. Yarım Peki. saat beklerler en fazla. Peki abi, özür dilerim. Bir dahaki sefer düzelteceğiz. Hiçbir zaman tam olarak neden bilemeyeceğiz. Çünkü bilinemez. Şöyle bir şey söyleyeyim. Film yapımcılığının bir garip özelliği var. Geleceğe oynuyorsunuz. Bir kere hep gelecek için çalışıyorsunuz. Bugün aklınıza bir yapımcı ya da yönetmen olarak bir film projesi geliyor. Bugün. Çok iyi diyorsunuz. Hem seyirci seyreder hem de ben istediğimi yaparım diyorsunuz. Bir senesle çalışmaya başlıyorsunuz. Onunla birlikte bir şeyler değişiyor. 3-4 ay sonra, 6 ay sonra, bir sene sonra ortaya çıkıyor senaryo. O arada kaşıntılı bir hastalık geçirmişsiniz. Sevgilinizden ayrılmışsınız. İşte ne bileyim bir yere bomba düşmüş bir yıl geçti. Ama siz daha bir yıl önce verdiğiniz kararla devam ediyorsunuz. Sonra filmi çekmek için hazırlık yapıyorsunuz, para buluyorsunuz. Para sırasında bir şeyler değiştirmek zorunda kalıyorsunuz. Sonra çekiyorsunuz filmi. iki hafta, üç hafta, dört hafta. Sonra post prodüksiyona giriyorsunuz. Bir yıl daha geçiyor. Yani bir film kararlı verdiğinizden iki yıl sonra o filmi piyasaya çıkarıyorsunuz ve piyasa değişmiş oluyor. Yani kestirilemez. Bütün dünyada geçerli bir şey bu. Yani Amerikan stüdyoları için de aynı şey söz konusu. Kestirilemez bir geleceğe ve kestirilemez bir değişmiş seyirciye film yapıyorsun. İki yıl önceki seyirci değil. Hem sinemaya artık gitmeye başlamış kendi kendine gençler var. Hem ruh hali, toplumsal ruh hali değişmiş oluyor. Bunları kestirmek mümkün değil. Onun için çok klişe, her zaman geçerli formatta filmler yapılmasının nedeni bu. Bizim de öyle oldu aslında. Ben mesela geriye baktığımda tamam, film bir laboratuvar kazasına uğradı. Yani 80, 130 kopyadan 70-80 tanesinde bir ses arızası oldu. ve Bu da kötü bir kulaktan kulağa yarattı hakikaten. Bunun bir etkisi var. Ama film çok güzelse o kulaktan kulağa yeniden gelir aslında. Ee, ama bu o bir seyirci kaybettirdi ee, bir miktar. Ee, fakat mesela bugün düşünüyorum, e, afişini düşünüyorum filmin. Hacivat Karagöz yazıyor, altında küçük puntolarla neden öldürüldü yazıyor. Hacivat Karagöz filmi. Şimdi neden öldürüldü kısmı Hacivat Karagöz kukla ya, niye öldürülsün onlar? Yani biz şunu varsayıyorduk, Hacivat Karagöz herkesin bildiği iki karakter. Hayır öyle değil. Bazıları hayatında hiç Hacivat Karagöz, birçok insan hiç Hacivat Karagöz gösterisi görmemiş. Gölge oyunları hani çocuklar için yapılabilecek en kötü gölge oyunları. Onlar çizgi film seyretmeye alışmışlar. Orada iki tane kukla el, 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 bir şeyler söylüyorlar. Eski Hacivat Karagöz metinleri gibi böyle garip, fantastik değil hiçbir metin. Dolayısıyla çok çaptan düşmüş bir eğlence kültürü Hacivat Gözü. Bunu fark etmedik biz. Ben mesela bunun bir etkisi olabileceğini düşünüyorum. O filmi görenler aman çocuk filmi herhalde demiş olabilirler. Beyazıt müthiş bir karakter yarattı. Fakat Beyazıt talk show şeycisi ya ve hani bunu da seçiyorlar ünlü diye oynatıyorlar diye düşünmüş insanlar da çıktı. Yani sırf onun yüzden gitmedim diyen, çok da pişman oldum sonra çok beğendim diyen çok kişi var aslında. Afiş mesela hakikaten karikatürize bir afiş çıktı. Halbuki filmde film karikatürize değil. Ben çok beğeniyorum afişi. O zaman da çok beğendim. Fakat stratejisi yanlış olabilir. Bütün bunlar yani bir projenin, bir filmin sunumunun en az hikayesi kadar önemli olduğunu. Yani neye davet ediyorsun onu seyirciyi? Nasıl bir iç gıcıklayıcılık var? Nasıl neresi itici? Bütün bunları düşünmeye teşvik eden bir alan film tanıtımı. Ve bugün, o gün de böyle düşünüyordum çünkü ben reklamcılıktan geliyorum. Tanıtılma hiçbir filmin kaderi iyi olamaz. Çok çok dünya bütün dünyada sadece kulaktan kulağa ile gidilen filmlerin sayısı hani bin tane film yapılıyorsa beş. Yani o riski alamazsın. Ben çekeyim de hiç tanıtmayayım, beğenen beğenen başkalarına söylesin, gelsin öyle olmuyor. Çünkü çok fazla görsel içerikli ürün var dünyada. Bunların arasından. Ne tür bir davet çıkardığının iyi anlaşılması lazım. Onun için tanıtım, genç üretmenlerin kıçlarını yırtmaları lazım tanıtım için. Her yolu denemeleri lazım. En az film kadar önemli. Ya sen çok muazzam bir kaynak çekerek topra toplumdan, istersen 500 bin liraya çek. Hiç kimse cebinde 500 bin lira taşımıyor. O da çok büyük bir para. Bir sanat eseri yaratıyorsun. Bir sürü insanın, e, niye çalışıyor insanlar az paraya? Çünkü seviyorlar bu işi şunu bekliyorlar. Ben çalışıyorum ama film çıkacak. Birileri seyredecek. Set işçisi bile bunu ister. Ya asistanlar, görüntü yönetmeli herkes bu sanat eserine yaptıkları katkıyı görünsün diye yapıyorlar. Dolayısıyla bir sorumluluğumuz da var. Ve sen hiç tanıtmazsan kork çok trajik bir şey oluyor. Ben bir takım filmlerin tanıtılmamasını böyle içim acıyor yani. Çok güzel bir film. Sen niye bunu duyurmadı? Ya işte yapamadık abi ya. Abi yapacaksın bu mesleği ister istemez sen yani inşallah bir gün başkaları yaparsın adını ama yönetmenlerin özellikle ve genç yapımcıların hatta artık var yapımcı yönetmen çiftlerinin buna çok önem vermeleri gerekir. Sosyal medya, internet, yeni imkanlar var çok daha ucuza tanıtım yapmak mümkün. Çok yaratıcı davranmak lazım tanıtım için. Seyirciyi o filme davet edecek her yolu denemek lazım. Yani bizim mesleğimizin en önemli ve e, karanlık tarafı tanıtım. Biz de tanıtımdan gol yedik büyük ihtimalle. Üstelik de kafamız çok iyi çalışıyordu güya. Bak halkın içinde o. Evet, şey, e, halk içerisinde en son satır hambal. <laughs>

Bir tiyatro oyunu uyarlaması olduğu için teatral bir takım teknikler uyguladık orada. Yani tek plan ama hareketli kamerayla tek plan birçok sahnesi vardır onun. Oyuncuların doğaçlama ve bizansel yeteneklerine güvenerek çekilmiş şeylerdi. Dolayısıyla e, hızlı çekebildim ben onu. Bir de yönetmen tecrübe kazandıkça, şüphesiz sürati artıyor. Aslında daha tecrübesiz yönetmenler daha uzun zamanda çekiyorlar filmi ya da yani eksik çekmek zorunda kalıyorlar. Ama tecrübeli yönetmenler prensip olarak daha hızlı çalışıyorlar. Ben de o belli bir sürati yani filme zarar vermeyecek bir sürati tutturarak o projenin altından kalktım. O da kar etti. Onun yapımcısı ben değildim. E, i̇lk defa hani benim yapmadığım İçinde içinde oldum ama yapımın içindeydim başından itibaren. Senaryo yazımından şeye kadar, kurguya kadar, pazarlamasına kadar neredeyse içindeydim. O da ya fena değil bir 400 bin gişe yaptı. Hani onun bütçesini karşılamaya yetecek sineması, televizyon satışlarıyla falan. O da kar eden bir proje oldu. İferi'yi kapatmıştık. Onun için başka bir yapım firmasıyla yaptık o işi. İki ortağı vardı. İrfan Tözüm'ün şirketi ve Bizim çalıştığımız şirket birlikte yaptılar onu ve para kazandılar ve zarar etmediler asla. Şimdi bir kere Türkiye'de bağımsız sinemacı kavramı e, pek doğru değil. Amerika'da icat edilmiş bir şey bu çünkü Amerika'da stüdyolar var ve onlar çok kendilerine az stratejilerle paketler halinde yani 5-10 tane bir arada yıllık portföyleri var. Ve e, piyasayı belirliyorlar, ücretleri belirliyorlar, e, tarzları belirliyorlar, teknolojiyi belirliyorlar. Onlardan bağımsız iş yapan, onların artıklarıyla, kötü anlamda değil ama yani onlar en son model kameraları kullanıyorlar. Eskimiş model kameraları da e, bağımsızlar kullanıyor. Dolayısıyla bir fakat bütün stüdyolarda o bağımsızlara gözlerini dikmiş bakıyorlar. Yani başarılı olurlarsa bünyemizi alalım diye. Bu sistem yakın zamana kadar geçerli değildi Türkiye'de. Şimdi neredeyse stüdyo mantığında çalışan televizyon dizileri sayesinde büyük kaynaklar elde etmiş ve uluslararası dağıtım ve pazarlama ağına dahil olmuş yapımcılar var. Yapım şirketleri var sadece yapımcılar değil. Bunlar aynı anda aynı yıl içinde işte mesela BKM bunların örnekle bunlardan birinin örneği Teams bunlardan TAF bunlardan ee, bir tür stüdyo gibi çalışıyorlar bunlarda ve aynı şekilde piyasayı belirliyorlar onlarda. Bu çok yeni bir gelişme. Yani son 6-7 senenin artık ortaya çıkmış yani 2015'ten beri uluslararası piyasada 2012'den beri Türk dizileri çok rağbet görüyor. Ama son 6 yılda artık 4, 4 milyar dolara ulaşan bir ekonomi oluştu. Bizim sinema televizyon sektöründe. Ee, dolayısıyla şimdi bağımsızlardan söz etmek mümkün. Yani artıklarla ve yeni ucuz teknolojilerle film yapan yönetmenler, yapımcılar var. Artık bağımsız manasını tek kazandı ama yakın zamanlarda hiçbir bir manası yoktu bu kavramın. Bütün dünyada muazzam bu kadar çok içerik olmasına rağmen hala çok muazzam bir içerik açlığı var. Çünkü ilginç bir şey oldu hepimiz şahit olduk. Pandemi döneminde var olan bütün içerikler tüketildi. Herkes var olan neredeyse bütün filmleri seyretti. İnternet sayesinde kişi başına düşen içerik miktarı arttı. Çünkü bütün dünyanın içeriklerini izlemek Mümkün hale geldi, ama buna rağmen de bu içerik denen şey bir nesilde tükeniyor. Yani 30 yıl içinde seyrettiğin bütün filmleri seyrediyorsun, bir daha seyretmiyorsun onları. Dolayısıyla yeni bir şey arıyorsun. 30 yıl sonra tabii ki eski filmler bir daha seyredilecek yeni nesil tarafından. Bitmeyen bir şey, çok ilginç bir ürün. Başka insan eliyle üretilmiş ürünlere çok benzemiyor. Edebiyat eserleri, müzik ve sinema ve tiyatro yüzlerce yıl bir daha bir daha bir daha kullanılıyor, tüketiliyor, yeniden üretiliyor. Yüzlerce yıldır. Biz hala eski Yunan, 2500 yıl öncenin Yunan tiyatrosunun eserlerini hala sahnelerde görüyoruz. Shakespeare vesaire eserleri, Rus romanları, edebiyatı, Türk edebiyatı, Kemal Tahir'ler hala okunuyorlar. Bunlar tükenmeyen ürünler. Biz de o tükenmeyen üren, ürünlerin üreticileriyiz. Bu yüzden bu sektör yüzlerce yıl yaşayacak bu sektörün ürünleri. Sinema filmi, elektrikler kesilene kadar çünkü her şey artık dijital oldu. Elektrikler kesilene kadar filmler bir daha bir daha bir daha seyredilecekler. Yani Şarlo filmlerini nasıl seyrediyorsak bugün 90 yıl önceki filmlerini. Bugün üretilen filmler de devamlı seyredilecekler. Dijital platformlar yapımcılık açısından yavaş yavaş bütün yapımcılar şunu gördüler. Dijital fil, platforma film yaptığın zaman e, cep harçlığı kazanıyorsun. Böyle büyük karlar falan elde etmiyorsun. Ama sinema olağanüstü büyük e, bir kar elde etmeni sağlayacak seyirci imkanlarına sahip. Bu çok yeni fark edilen, yeni dediğim yani son 5-6 senedir bütün dünyada yapımcılar bunu konuşuyorlar. Yani dijital platformlar gerçek bir yapımcının sürekli film yapmasını sağlayacak. Çünkü dijital platforma film yaparsın beğenilir. Bir tane daha ısmarlar bir daha ama yönetici değişir bir daha senden iş istemez. Halbuki sen bir film yapımcısıysan sürekli olarak kazan e, film üretip kazanıp tekrar filme yatırabilirsin kendi yapacağın filmlere. Bu yüzden bu tekrar bir dengeye gelecek. Yani sinema yapımları ve streaming platformlarının üretimleri bir dengeye gelecek. Ne o kaybolacak ne öbürü kaybolacak. Çünkü sinemanın bir ilginç özelliği daha var. Aynı konserler gibi Spotify'dan şuradan buradan devamlı müzik dinleyebiliyoruz. Niye konsere gidiyoruz? Niye futbol maçlarına gidiliyor? İnsanların topluca bir olayı seyretme, bir hikaye izleme kültürü bir ritüel. Bu böyle bizim varoluşumuzun damarlarına işlemiş bir özelliğimiz. Hep birlikte bir şey izlemek Bizim varoluşumuzun en önemli işareti. Sinema filmlerini seyretmek de öyle. Yani şimdi de böyle bir alışkanlık değişimi oldu ama hep birlikte gene de 7 milyon gişe yapan Türkiye'de filmler var. Amerikan e, box ofisleri eski seviyesine kadar yükseldi. Türkiye'de de küçük küçük eski seviyeye doğru yükselme var. Yani biz hep birlikte film seyretmeyi terk etmeyeceğiz. Bu da ne demek? Film yapılıyor olacak. Streaming kanalları. Bizler için deneysel şeyler yapmaya uygun, o, o senenin masraflarını karşılamaya uygun. Yani oraya bir film yap, bir sene geçinirsin bir yönetmen, bir yapımcı olarak. E, ama o kadar. Bu ikisinin ya birlikte gideceğini düşünüyorum. Tabii yepyeni hikaye anlatma teknikleri alanları da doğdu. İşte YouTube kanalları var. Yani belgeseller, küçük anekdotlar, sketch, sketchler, çok yeni. ...teknikler, ne denir ona? Diyalog jump cut'ları. Yani eskiden çok ayıp bir şeydi. Şimdi e, garip bir sürat ve enerji kazandırıyor diyaloğa aralardan esnemeleri attığınız zaman. Bu mesela çok yeni bir teknik. Bazen belki bu sinemada da göreceğimiz bir şey. Ama belki sadece internetteki görsel eserlerde takip edeceğimiz bir şey. Çok yeni teknikler doğuyor. Yani izleme kültürü değişiyor, film yapma teknikleri de değişiyor. Bir tek film, sinema film eğitimi değişmiyor maalesef. Bu çok ilkel durumda. Ee, yani hala devamlılık öğretiliyor. Halbuki devamlılığı bozmak öğretilmiyor mesela. bozuyoruz. Bu hem izleme kültürünün hem film yapma kültürünün büyük bir şey, hızla değiştiği, değişeceği bence çok zengin bir geleceğe bakıyoruz. Ona hazır olmak lazım. çok yoruldum çok çok <laughs> ömrümden altı sene eksildi <laughs> alsın ol <laughs>